الله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إنك وشيعتك في الجنة وسيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz hazırun ve dersimiz dinleyen cemaat kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Müstakim ve Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İnneke ve şi'ateke fil cenne. Sen ve senin taraftarların, sana tabi olanlar cennettedir. Bu hitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hazreti Ali'ye söylenmiş. Sen ve senin tabilerin, senin peşinden gidenler cennettedir. Şia Hazreti Ali'yi sevenler, onun peşinden gidenler demek. Kur'an-ı Kerim'de de bu kelime geçiyor. Yani bir eşya'ihim kelimesi bu Şia kökünden geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Taraftar demek. Ona tabi olanlar demek. Sen ve seni tabi olanlar ya Ali cennettedir. Evet. Bu şaya kelimesi işi fikri aynı olan topluluğa da deniyor. Görüşleri birbirine uyan kimselere Şia deniyor Arapçada. Şia davasını güden adama da keza Şia ehli deniyor. Bu Şialar Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e tabi olanlar. Yalnız Hazreti Ali'ye Efendimiz'e tabi olanlar grup grup bir kısmının bağlılığı, tabiyeti geçerli. Bir kısmı da işte bu da hadiste de beyan edildiği gibi müşrik. Evet. Şimdi bu konular çok hassas konular. İslam aleminin yaralarındandır. İslam düşmanları da bu gibi konuları devamlı tahrik etmişlerdir. Gıdıklamışlardır. Halen aynı şey devam ediyor. Daha evvel de böyleydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında fırsat bulamadılar. Hazreti Ebubekir zamanında peygamberlik iddiasında olanlar çıktı. Hazreti Ebubekir onların hepsini tepeledi. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer'in idari disiplini adaleti ile gene fırsat bulamadılar. Hazreti Osman zamanında çeşitli fikirleri İslam
alemine Müslümanların arasına sokmayı başardılar. Kim? Müslüman olan birçok milletler var. Hazreti Osman zamanında İslam ülkesi genişlemiş. İran fethedilmiş, Azerbaycan fethedilmiş, Kuzey Afrika fethedilmiş, Yemen oraları fethedilmiş. İslam alemi dört bucağı ta Atlas Okyanusu'na kadar gitmiş. İnsanlar Müslüman olurken, Müslüman olmadan evvelki görüşlerini, geleneklerini birden atamıyorlar. Müslümanlığı benimsemekle beraber eskiden İslam dışı geleneklerinin bir kısmını, görüşlerin bir kısmını da getiriyorlar yanlarında. Bir çizginin bu tarafı tamamen güzel, bir tarafı tamamen yanlış diyemiyorsunuz. Mesela biz bile İslam aleminde Ehl-i Sünnet inancına en büyük hizmet eden bir milletiz, Türk milleti olarak. 926'da Karahanlılar döneminde Satuk Buğrahan Müslüman olmuş. O demiş ki ben Müslüman oldum, Ehl-i Sünnet inancını seçtim, Hanefi mezhebini seçtim. O zaman da şimdi olduğu gibi her türlü mezhep var, fikir var. Bunları seçtim, siz de demiş halkım olarak bunları seçin. Bir günde 200 bin çadır Müslüman olmuş. Beşer kişi olsa bir çadırda bakın nereye varıyor, milyon oluyor. O zamanki bir devirde çok büyük kalabalık bir günde. Daha sonra Karahanlılar devlet medreselerinde, okullarında Ehl-i Sünnet'i ve Hanefi mezhebini öğretmişler. Selçuklar döneminde hakeza Ehl-i Sünnet itikadı ve Hanefi mezhebi öğretilmiş devletin okullarında, medreselerde. Ama bizde mezhep taassubu yok. Melikşah kudretli bir hakan olmasına rağmen başbakanı, başvekili, başveziri, Nizamül Mülk Şafii imamıdır. Çünkü o da Ehl-i Sünnet'tir. Yani kabiliyetli, yetenekli bir diyarici olarak başbakan yapmış Melikşah. Yani mezhep taassubu yok. Ama Türkler millet olarak baştaki devlet idarecileri tarafından hep Ehl-i Sünnet itikadına, Hanefi mezhebine göre yetiştirilmişler. Daha sonra Osmanlılar da aynı şekilde aynı sistemi sürdürmüşler. Medreselerde Ehl-i Sünnet itikadı temel ders olarak okutulmuş. Tabii başka itikatlar da okutuluyor da temel benimsetilecek ders olarak Ehl-i Sünnet itikadı öğretiliyor. Hanefi mezhebi öğretilmiş. Cumhuriyet hükümeti de bu geleneği devam ettirmiş. Tefsir olarak Elmalı Hamdi Yazır hocamıza tefsir yaptırılmış. Meclis kararıyla devlet tarafından bastırılmış Ehl-i Sünnet alimidir. Hanefi mezhebindendir. Keza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri Tecrid-i Sarih adıyla tercüme ettirilmiş. Meclis kararıyla o da devlet tarafından bastırılmış. O da Ehl-i Sünnet alimleridir. Kamil Miras, Babanzade Ahmet Naim hocalarımız Hanefi mezhebindendirler. Bu itikat birliği, pratik birliği Türk halkının mütecanis bir topluluk olmasına hizmet etmiş. Bugün Suriye'de görülen 10 küsur parçaya bölünme elhamdülillah bizde yapılamamış. Çok uğraşmışlar. Dış mihraklar halen de uğraşıyorlar. Milletimizi parçalamak, bölmek, böylece bizi zayıflatmak için eskiden beri devam ediyorlar. Şimdi de öyle. Ama bu geleneksel Ehl-i Sünnet itikadı ve Hanefi mezhebi üzere yetiştirilme bugün Cumhuriyet döneminde pek öğretilmese bile gelenek olarak anadan babaya adet olarak deyimler olarak aynen devam etmiş. Onun için bu dış mikrahların parçalama, bölme, Müslümanları gruplaştırıp birbirine yedirme Suriye'de olduğu gibi pek başarılı olamamış. Başarılamamış. Bu iyiliği olmuş. Efendim neden bu? Evet, arz ettiğim gibi
Bir millet Müslümanlığa girerken Müslümanlığı benimsiyor ama eski din, Müslümanlığın dışındaki, din dışındaki şeyleri de beraberinde getiriyor. Mesela biz bile arz ettiğim gibi Ehl-i Sünnet'e en büyük hizmeti yapan bir millet olmamıza rağmen Şamanizm'den kalıntıları hala daha atmış değiliz. Mezarlara mum dikmek İslam'da yok. Şamanizm'de var, bizde de var. Hala devam ediyor. Anadolu'da mum dikiyorlar. Bizde selam verilir. Esselamu aleyküm dâre kavmil müminin. Kabir ziyareti iyidir. Ona okunur, ruhuna bağışlanır. Bunun dışında bir şey yapılmaz ama mum dikiliyor. Keza hayır ve şerri Allah yaratır. İnsanlar ister, Allah da yaratır. Bir ağacın insana zararı olmaz, bir hayvanın insana zararı olmaz. Tedbir alacaksın, onun ağaç olduğunu, hayvan olduğunu bilerek gerekli önlemler alacaksın. Sen tedbir almazsan başına bela gelir. Ya canavar seni parçalar, ya o kuvvetli hayvan seni ezer, çiğner vesaire. Yani bizim şeyimizden kaynaklanır başımıza gelenler. Ama biz gene şamanizmden kalan bir şey olarak ağaçlara bez bağlarız, çaput bağlarız. Bu da Müslümanlıkta yok. Yani demek istediğim, diğer milletler sadece biz değil, Müslümanlığa giren çeşitli milletten, çeşitli örf adetlere sahip, kültüre sahip milletler Müslüman oluyorlar ama eski geleneklerini de beraber getiriyorlar. Bir de Müslüman olanların kabiliyetleri bir değil. Kültürleri bir değil. Yetişme tarzları bir değil. İnsan da kültürüne, yetişme tarzına göre, çevresine göre değişik fikirlerde olur. Değişik fikirlerde insanlar Müslüman oluyorlar. Eski fikir kalıntıların da beraber. Ayrıca İslam düşmanları var tabii. Müslümanları bozmak, insanları birbirine düşürmek için Müslümanları. Onlar da boş durmuyor. Bir de biliyorsun Yunan felsefesi var. Yunan felsefesi de İslam'a zıt olarak putperest bir inanç olarak birçok kimseler tarafından İslam alemine sokuluyor. Bugün de okullarda da okunuyor. Evet, şimdi böyle olunca, ülkeler de genişleyince, şimdi o zaman radyo yok, televizyon yok, şu benim konuşmam milyonlara gidiyor. O zaman gitmiyor. Sadece şurada kaç kişi varsanız o kadara gidiyor. Ondan sonrası bir başkasının konuşmasını dinliyor. Yani birlik sağlayacak bir aletler de yok. Cezayir'deki insan başka, Azerbaycan'daki başka, Yemen'deki başka. Böyle bir şeylik de var. Onun için Kur'an'ı anlama, yetenek, kültür, görüş farklılığı, örf farklılığı sebebiyle çok değişik şekillerde olmuş. Her kafadan bir ses çıkmaya başlamış. Hatta Bağdat'ta bir mahallede helal denene öbür mahallede haram denmiş. Büyümüş Bağdat. İstanbul'a her türlü millet geldiği gibi Bağdat'ta o zaman Abbasiler zamanında, Emeviler zamanında gelişmiş. Batı'dan ileri. Çalar saati bizimkiler bulmuş. Prusya kılları cin arıyormuş. Çalar saat saatinde çalınca cin aramış. O kadar geri Batı. Evet, sonra onlar çalışmış, biz uyumuşuz, onlar bizi geçmiş. Yani ileri dönemde her türlü millet geliyor Bağdat'a. Onun için çeşitli şeyler var, görüşler var. Bir mahalle farklı, bir mahalle farklı. İşte o zaman bu dağınıklığı gören, bilen kimseler, kabiliyetli kimseler, alim kimseler, Allah'ın üstün zeka bahşettiği insanlar, biz onlara mutlak müçtehit diyoruz. Onlar ortaya çıkmış. İmam Ebu Hanife, İmam-ı Azam deniyor. Numan bin Sabit, Hanefi mezhebinin imamıdır. O çıkmış demiş ki, şu adetler şu ayetten, şu hadisten dolayı yanlıştır, yasak. Şu yenen maddeler şu ayetten dolayı, şu hadisten dolayı yasaktır, haramdır. İmam Şafii çıkmış, bunlar 29 tane mutlak müçtehit deniyor bunlara. Kur'an'ı koyuyor, hadisi, kendisi hüküm çıkarabiliyor.
mutlak müştehit. Fakat bunlar zamanla kaybolmuş. Sadece İmam-ı Azam Ebu Hanife, Muhammed bin İdris Eş-Şafii, Malik bin Enes, Ahmed bin Hanbel. Dört tanesi İslam aleminde benimselmiş, dört ana yol olarak günümüze kadar gelmiş. Mezheplerin çıkışı böyle. Yani İmam-ı Azam, İmam Şafii, ben mezhep kuruyorum, arkamdan gelin dememiş. Benim şu ayete göre, şu hadise göre, İslam'ın şu prensibine göre şu olay yanlıştır. İşte delili. Böyle söylüyorlar, kanaatlarını beyan ediyorlar. Tabii bunlar insanlar tarafından benimseyince, İmam-ı Azam görüşlerini benimseyenler Hanefi deniyor. İmam Şafii Hazretlerinin görüşünü benimseyenler Şafii adını alıyor. Malik bin Maliki, Ahmed bin Hanbeli adını alıyor. Mezheplerin oluşması böyle olmuş ve de gerekli. Gerekli çünkü herkes Kur'an'dan doğrudan doğru hüküm çıkaramaz. Hadisi bilemez. Hadisten doğrudan doğru hüküm çıkaramaz. Din konusunda bir iş yapacağı zaman Allah'ın emri var. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediniz mi? Bilene soracaksınız diyor Allah. Benim kanaatime göre yok. Bilene soracaksın. Sen doktor, iyi bir doktor olabilirsin. İyi bir mühendis olabilirsin. İyi bir tüccar olabilirsin. Ama din hükümlerini bilecek adam olamazsın. Bir insanın her şeyi birden bilmesi mümkün değil. Gecesin gündüzüne bunu vermiş, üstün yetenekli, kabiliyetli böyle büyük hocalar, işte bunlara soracaksınız. Allah'ın emridir bu. Peygamber zamanında mezhep mi vardı? Mezhep yok İslam'da sorusunu cevap veriyorum. Var. Mecburuz bir mezhebe bağlanmaya. Çünkü biz direkt Kur'an'dan anlam çıkaramıyoruz. Öyleyse diyor Allah, bilene sorun. Şimdi bir mezhepsiz, mezheplere karşı olan profesör, ilahiyat profesörü, biz Türkler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin gölgesine sığınmışız, miskin miskin tembel tembel oturmuşuz, ne ilim yapmışız ne falan filan diye esti yağdı. İmam-ı Azam'ı attı tuttu. Ya adam bana inanın tabi olun dememiş ki. Biz onu sevdiğimiz için ona tabi olmuşuz, peşinden gitmişiz. Ben de dedim ki ilim adamların huzurunda bu adam profesör. Yine söylüyorum. Size de söylüyorum. Medeni kanun Türkçedir. Türk diliyledir. Medeni kanunu alın okuyun. Gidin mahkemeye. Ben bu maddeyi böyle anlıyorum hakim bey. Böyle karar vereceksin de bakalım ne diyecek hakim. Bakırköy'e gönderir seni. Çünkü o maddenin anlaşılması geldi gelen bir hükmü vardır. Hukuk aleminde. Hatta birbirine giriyorlar biliyorsun avukatlar, hakimler. bir anlayış farkından dolayı. Yani her anladığına göre din uygulanır mı? Anarşi çıkar. O maddenin hazırlanış sebebi, hükmü, hedefi var. Bunu da ancak ihtisas sahibi hukukçular bilir. Yani bu kadar. Buyurun dedim. Oksun medeni kanunu. Gitsin bakın tapu memuruna. Bu madde böyle diyor, böyle yapacaksın desin, tapu müdür kabul eder mi onu? Bakırköy'e gönderir. Onun bir anlaşılan hükmü var. Evet, onun için mezhep gereklidir, mecburidir. Bilemeyen insan bilene soracaktır. Mezhep budur. Resulullah zamanında her sahabi bilen adamdı. Doğrudan doğruya Kur'an'dan hadis anlam çıkarabilecek seviyedeydi. Çünkü muallimler Muhammed Mustafa idi. Çözemediler mi ona soruyorlardı. Zaten Allah'ın emri de bu. İn tenazatun fi şeyin, bir şeyi kararlaştıramadınız mı? Nizalaştınız mı? Her kafadan bir ses çıktı mı? Ferduhu ilallah. Kur'an'a bakın. Kur'an'da arayın onun hükmünü. Kur'an'da bulamazsınız ve ile Resulü Muhammed Mustafa'ya sorun. O da sağ, soruyorlar, o da şöyle diyor. Aslında sahabilerin hepsi Kur'an anlayabilen insanlar. Peygamberimizin talebeleri. O geçmiş, sahabiler geçmiş.
çeşitli milletler girmiş Müslümanlığa. Karma karışık olunca işte o zaman İmam-ı Azam'ın fikirlerini benimseyenler, bilemeyenler, sen ne diyorsun? Bükemedin eli öp. Ben de okuyorum, bakıyorum, Allah Allah ne güzel diyorum. İmam-ı Azam'ın elini öpüyorum. Ben senin dediğini tutacağım diyorum. Onun yoluna giriyorum. Sen de anandan babandan onu öğrenmişsin, öyle gidiyorsun. Bu güzeldir, gereklidir. Gereklidir. Aksi halde şimdi namaz kıldık. Birlikte kavgasız namaz kılamayız. Her kafadan bir ses çıksa oldu, olmadı. Sana ne? Bir prensibi var, bir usulü var bunun. Sen bu usulü bilmiyorsan yani, evet, bunlar vardır. Şimdi işte bu bahsettiğimiz Hazreti Ali meselesinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyi var. Allah'a Allah'a ashabi. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Ashabım yıldızlar gibidir. Hepsi güzeldir. Yıldızlarla yol tayin edilir. Hidayete erilir. Gideceğin yeri bulursun. Kutup yıldızı hı desin, ona göre yöne sağa sola gidersin. Sahabem böyledir. Uyuyabileceğiniz, sapıtmayacağınız insanlardır. Bi'eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm. Hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz. Bu hadisi var. Bir de sahabemden birisine dil uzatmayınız. Hangi sahabime dil uzattırırsanız uzatın, bana dil uzatmış olursunuz. Bana dil uzatan adam da Allah'a dil uzatmış olur. Evet. Böyle hadisler var. Onun için biz böyle Hazreti Ali'yi çok seviyoruz. Tabii seviyoruz. Seveceğiz tabii. Sahabilerime dokunmayın diyor. Tabii seveceğiz. Ama Hazreti Ali'yi çok severim derken Hazreti Muaviye'yi sövmeyeceğiz. Bugün öyle yerler var. Ben bulundum aralarında. Sövüyorlar, küfrediyorlar, lanet ediyorlar. Yüz binler haykırıyor. Hazreti Ali'ye sövülür mü ya? Şeye, Hazreti Muaviye'ye. Vahiy katibidir. Kur'an'ımızı yazan, peygamberin ağzından duyup yazan katiplerden birisidir. Herkesi oraya tayin eder mi peygamber? Aklına, zekasına, hafızasına, karakterine güvenmese yalancı adamı oraya getirir mi? Bu vahiy katipleri herkes değil. Belli kişiler. Biri de o. Kur'an'ımızı bize aktaran vahiy katipliği. Öyle bir güzel, çok üstün zekalı ama aralığından şu olmuş bu olmuş. Ha, biz orada değildik. O zaman yoktuk. Hazreti Ali'yi başımızın üstünde taşırız. Ama Muaviye Hazretlerine de küfretmeyiz. Ehl-i sünnet yolu budur. Taşkınlıklardan uzak yoludur. Şimdi Hazreti Ali'yi Peygamberimiz küçük yaşta, 5-6 yaşındayken Müslüman olmuş. Efendimiz yetiştirmiş. Hazreti Ali yetiştirmiş. Kendi evladı gibi yetiştirmiş. Kızını vermiş. Göklere çıkarıyor. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır diyor. O kadar alim. Evet. Ama Ayşe anamızın içinde yok ki. Dininizin 1/3'ünü Ayşe'den öğrenin. Hazreti Ali'yi çok seveceğiz diyenler Ayşe anamıza ver yansın küfür ediyor. Onunla karşılaştı diye. Halbuki içtihat meselesi karşılaşmanın sebebi içtihat meselesi. İkisi de içtihat yapmaya yetkili. Biri şöyle içtihat veriyor, biri böyle içtihat. Bir şey diyemeyiz. Biz onlar hakkında konuşamayız. Kesinlikle lanet edemeyiz, sövemeyiz. Ehl-i sünnet yolu budur. Evet, Hazreti Ali haklıdır. Peygamberin dizinin dibinde büyümüştür. Sen ve seninle beraber olanlar cennette Ali. Ama şimdi Hazreti Ali ile Muaviye çarpışmış. Hazreti Osman'ın katillerini az meselesinden, adaleti uygula meselesinden, o da diyorum asacağım ya, şimdi zamanı değil. Hele bir otoriteyi elime geçireyim, ordumu kurayım, polis teşkilatımı kurayım. Beni senin as dediğin adamlar buraya oturdu, sizin as dediğiniz adamlar. Ondan sonra onların hepsini diyor, Hazreti Osman günahsız katledildi. Tamam diyor ama şimdi zamanı değil, gücüm yetmiyor.
Ötekiler de diyor ki, devlet reisi adaleti uygulayamayacaksa niye oturuyor orada diyorlar. O da doğru. Çünkü adaletin gecikmesi de zulümdür. Benim talebelik zamanımda gangster bir herif vardı. İki fakülte bitirmiş. Kaç tane adam öldürdü işkenceyle. Polis yakaladı onu kaç sene sonra. Gazetelerin hepsine bakabilirsiniz. 1960'lı yıllar. Hepsi asın, asın, asın. O zaman idam var. Bütün gazetelerde asılmalı. Canavar. Bizim hakim karar verebilmesi için nerelisin Van'dan, neresinden kazasın, neresinin dağ köyünden yazı yazacak. Nüfus kaydı isteniyor. Öyle değil mi? Nüfus kaydının istenmesine, delillerin toplanmasına atıyor 5 ay sonra. Gelmedi, atıyor 5 ay sonra derken yaşanan olayı arz ediyorum. 2 sene sonra karar verdi hakim. Ve adamı idamına karar verdiler. Adamı astılar. O zaman idam vardı. Gazetelere bakın şimdi. 2 sene evvel hepsi bu canavarın asılması lazım diyorlardı. 2 sene sonra asarken dalyan gibi boylu poslu genç bir delikanlı bu. Yazık oldu ya oğlana dediler. Halbuki 2 sene evvel adaletin geçmesi o zulmü unutturdu. Ötekiler de haklı. Çabuk as Ali diyorlar. O da kimli asayım diyor. Elindeyim. Bundan, bu gibi şeylerden dolayı. Yoksa bu buna kim beslemiş de bu bunda eski hesabı yok 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 yok. Sahabelerden herhangi birisine Allah hakkında övmüş onları. Allah'ın övdüğü kimselere bu buna kim besledi, bu bunda hıncaldı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Susarız. Burada susarız. Ehl-i sünnet yolu budur. Yani bunun için arz ettim işte Hazreti Ali savaşmışlar. Hakeme havale edelim işi demişler. Adam ölüyor iki taraftan. Hakemler ne karar verirse ona göre hareket ederiz demişler. Olur demiş Hazreti Ali. Kendi bir hakem seçmiş. Karşı tarafı hakem çıkmış. Kararlaştırmışsa hakemler ikisini de Muaviye'yi de azledeceğiz. Ali'yi de azledeceğiz. Seçim olacak. Müslümanlar halife seçecek. Tamam tamam. Hazreti Ali'nin hakemi seçmiş çıkmış kürsüye. Ben demiş Ali'yi de Muaviye'yi de hakemlikten azlettim demiş. Öteki adam çıkmış. Müslümanlar başsız olmaz demiş. Öbür arkadaşım onları azletti. Müslümanlar başsız olmaz. Ben Muaviye'yi halife yaptım demiş. Ali'yi azlettim demiş. Ortalık yine karışmış. Şimdi böyle olunca bakın zaten İslam düşmanları halkın arasına giriyorlar. Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaikumul kafirun zalimun fasikun. Kur'an'da ayet var. Kur'an'da hükmetmeyen, Kur'an hükümlerine göre hüküm vermeyen, insanların kararına göre hüküm verenler kafirdir, zalimdir, münafıktır diye ayetler var. Bir kısım demişler ki Ali sen kafir oldun. Hakemin sözüne inandın. Allah'ın Kur'an'ı varken sen halifeydin. Kur'an'ı bıraktın, insan sözüne inandın, kafir oldun demişler, çekmişler gitmişler. Halbuki Hazreti Ali'nin ordusunda çarpışmaya gelmiş adamlar, çarpışmış. Bunlara harici deniyor. Bunlar şimdi görüyor, Peygamberimiz burada söylüyor ki, evet, فَكَانَ عَلَى عَلِي عَدَاهُ الْخَوَارِجِ وَنْ نَاصِبَ. Hazreti Ali bu hakem olayından dolayı kendine düşman olan kafir diyenlerle savaştı. Hariciler hakem meselesinden dolayı küfür silah eden 12 bin kişi ordudan ayrılmışlar. Sakallı göbeğine kadar sakallı. Başında sarık var, cübbe var. Kılık kıyafet tam. Muazzam güzel Kur'an okuyorlar bunlar. Diyorlar ki Ali Kur'an'ın hükmüne uymadı, kafir oldu. Kim günah işlerse kafir olur. Günah işlemeyen var mı? Müslüman bulamayacağız lan.
Halbuki inkar eden kafir olur. Günah işleyen değil. Günah işleyen kafir olmaz, suçlu olur. Cenab-ı Hak tövbe ederse affeder, etmezse Allah'ın dilediği şekilde ya azap görür ya da Allah onu affeder. İnkar ederse kafir olur. Ehl-i sünnet yolu budur. Bunlar öyle derler. Mesela bir vakit namaz kılmamak haram. Bir vakit namaz kılmadın kafir oluyorsun. Oruç tutmadın kafir oluyorsun. Hariciler böyle. Efendimiz diyor ki, öyle diyor, onların ne diyor bak. La tücavizü kıraatuhum hanacirahum. Onların güzel Kur'an okuyorlar ama okudukları Kur'an şu hancerlerini geçmez. Yemrukuna mineddini kema yemrukus sehmu minerramiyye. Okun yaydan fırlayıp gittiği gibi bu verdikleri sözlerle dinden çıkıp giderler. Onlar müşriktir. Nerede bulursanız faktuluhum. Onları öldürünüz. Hazreti Ali'ye kafir diyorlar. Bir kısmı Hazreti Ali'ye buğz ediyor. Neden sen diyor karşı tarafa hakem seçtin? Bunda da nasibe deniyor. Kimisi de tam aşırı. Hazreti Ali Allah diyor, Allah. Atın üstünden gidermiş. Birisi çıkmış, ente hu demiş. Ve men huve? Hu dedin kim? Hazreti Ali. Entallah. Sen demiş Allah'sın deyince tutun bunu demiş atın ateşe. O kadar sinirlenmiş. Kendini Allah denince adamı yakıyorlar. Adam yanarken diyor ki Allah Kur'an'da diyor günahkarlar yakacağını söyledi diyor. Allah olduğunu ispat ediyorsun, beni yakıyorsun diyor. Bu kadar sapık fikirler olmuş. Bu kadar sapık fikirler olmuş. İslam aleminde bunu da tabii arz ettiğim gibi Yahudiler, Hristiyanlar özellikle kamçılamışlar, tahrik etmişler ki Müslümanları paramparça olsun diye. Kaç tane var bunlardan? Kimisi işte Hazreti Ali'yi çok seviyor. Namaz mamaz bizimkini Ali kıldı diyorlar. Allah diyor namazı kılın diyor. Orucu tuttum diyor bizimkini Ali tuttu diyorlar. Böyle böyle çeşit çeşit fikirler böyle türemiş. İslam alemini karma karşı yapmışlar. Bu hadis onunla ilgili. Hazreti Ali'yi seven, Hazreti Ali Kur'an'a uyan, peygambere uyan bir mübarek insan. Cennettedir. Ama onu Allah diyen, bizim namazımız okuyor, yok yok. Kur'an'ın tarif ettiği usullere göre ona uyan, onun peşinden giden cennettedir. Burada o bilgiler var. Ben de size özetlemeye çalıştım. Hazreti Ali'den rivayet edilen bir hadis-i şeriftir bu. Evet. Böyle şeylere tabii uzmanlar, bizler, ilim adamları bunları araştırıyoruz, buluyoruz belgeleriyle. Savunmaya çalışıyoruz ama hiç adam bunları okumadan bir kaba gürültü basıyor, konuşuyor, yazıyor, çiziyor. Aynı zamanda böyle karma karışık. Efendimiz diyor ki her şeyi Kur'an'a vurun. Sen Kur'an'da okumuyorsun birader. Hiç tefsir okuyamam mısınız da? Şu Müslümanız Kur'an'da ne yazıyor diye merak ediyor. Baştan sona tefsir okuyan var mı? Sen Müslümansın ama kabul de. Karşında böyle adam çıktığı zaman ne diyeceksin? Nasıl cevap vereceksin adam? Onun için lütfen mesela resmi tefsir, Elmalı Hoca'nın tefsirini okuyun bir baştan sona. Ne var bakalım Kur'an'da? Peygamberimiz kimmiş? Onun yanında çarpışanlar, oturan kalkanlar, sahabiler kimmiş? Eski Diyanet İşleri Yüksek Din Kurulu Başkanı Asım Köksel merhum hocanın İslam tarihi var. 13 cilt dünya birincisi seçildi. Bir oku ya. Kim okudu ki? Kim okuyor ki? Babam böyleydi, ben de böyleyim. Öyle bir devir var ki televizyonda her türlü fikir söyleniyor. Vatandaş arasında da her türlü insan var. İslam'ı bilmeden dininizi koruyamazsınız. Yanlıştan kurtulamazsınız. Onun için okuyacağız, bilerek yapacağız. Evet, bu bilgileri bu sadette size arz etmeye çalıştım.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnneküm tud'aune yevmel kıyameti bi esmaikum ve esmai ebaikum. Ey Müslümanlar, siz mahşerde kıyamet günü bütün Adem aleyhisselam'dan kıyamet kopana kadar ne kadar insan varsa insanın toplandığı mahşerde isimlerinizle babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Evet. Fahsinu esmaekum. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın. Güzel isim ile isimlenin. Adınız güzel olsun. Çocuğunuza, oğlunuza, kızınıza güzel isim takın. Evet. Şimdi maalesef bu da bilinmiyor. Bizi telefonla, mektupla arıyor adam. İlgi çeksin kızım diye, oğlum diye. Aklına gelen kelimeyi koymuş. Lokanta açmış. Nemrut lokantası diyor. Halen var İstanbul'da. Kimisi lanet lokantası diyor. Lanet berberi diyor. Oğlum lanet ne demek biliyor musun sen? Nemrut kim biliyor musun sen? Bu da Müslüman yahu. Adı Mehmet. Yazıyor orada. Mehmet şu. Şimdi işte bu kadar yozlaştı. Evet, Peygamber diyor ki adınızı güzel koyun. Oğlunuzun, kızınızın adını güzel koyun. Telefon ediyor bana. Kızın adını şunu koydum hocam. Bana dediler ki Cevat Hoca'ya sor bir. Ne demek? Özür dilerim. Fahişe demek. Kızına verdiği ad fahişe demek. 5-6 yaşına gelmiş kız. Ne yapacağım? Hemen git mahkemeye. Dava açacaksın. İsmini tasih edeceksin, düzelteceksin. Müslümansan, Müslümanlıkta böyle kötü isim doğru değil. Kesinlikle yanlış bir isim. Onun için değiştir kardeşim. Onun için iki şahit bulacaksın. Adam yalan söyleyecek. Aksi halde değiştirmez ki kanun. Ben bunu Fatma diye biliyordum. Öyle biz biliriz. Hakim Bey, halbuki bunun adı şuymuş. Değiştirin. Tamam. Öyle karar verir. Delille. Yoksa durup dururken isimleri değiştirmeye kalkarsan çorba olur. Mal almışsın, satmışsın. Şu olmuş, bu olmuş. İsim değiştirmek o da basit bir şey değil ki. Yalan şahit bulacaksın, yalan söyleyeceksin. Onun için çocuklarınıza isim verirken evvela bir sorun büyüklerinize. Kitaplara bakın, lügatlara bakın. Anlamı ne? Evet. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tesemmu binahvi Abdullah. Allah'ın en sevdiği isimlerden birisi erkekse oğlan, doğan çocuk Abdullah'tır ve Abdurrahman'dır ve Haris'tir ve Hemmam'dır. Bunun gibi Abdullah, Allah'ın en sevdiği erkek ismi. Abdurrahman, Allah'ın en sevdiği Abdurrahman ismi. Haris, en güzel. Hemmam, gayretli, en güzel. Ha böyle güzel anlamlı. Fadıl mesela, güzel, güzel. Böyle güzel anlamlı. Ama mesela Karp, isim vermeyin diyor. Hazreti Ali Efendimiz, Hasan Efendimiz doğmuş. İsim verme hakkı babanındır. Evet, İslam'a göre. Demiş Efendimiz, Ali demiş, ne isim koyalım? Babanın hakkı ya, peygamber önce gelir de şey olarak soruyor Hazreti Ali. Harp koyalım ya Resulallah. Mücahid olsun, savaşçı olsun. Kafirlerle savaşsın. Baksana demiş, Cebrail de Hasan koyalım diyor Ali demiş. Hasan olmuş. Hazreti Hüseyin Efendimiz doğmuş. Yine Ali demiş, ne koyalım? Harp koyalım ya Resulallah demiş. Baksana Cebrail, Hüseyin koyalım diyor Ali demiş. Onu da Hüseyin koymuşlar. E böyle Hasan koy, Hüseyin koy. Güzelim peygamberi Abdurrahman koy, Abdullah koy. Evet mesela
var ya, Küleyp, köpekçik adını verir mi ya? Var var. Öküz adında adam var. Biliyorum ben ya, bizim oralarda vardı köyde. Öküz dedi. Böyle koymayın diyor Peygamberimiz. Mesela acı. Acıdan isim olur mu ya? Mürre, acı. Evet, mesela yazıyor burada. Zibbi, kurt. Kurt diyor mu? Doğru. Kıyamet kadar kurt var. Kurt bilmem ne, kurt bilmem. Bunları koymayın diyor Peygamberimiz. Mahşerde adama bak ya, kurtmuş. Herkese kepaze olacaksınız diyor. Güzel isim koyun. Çocuğunuza bir. Orada kepaze olmak var. İki, çocuk kepaze olacak. Ondan sonra gelip senden davacı olacak. Anam ben, babam bana bu ismi koydu, rezil etti herkese. Gülünç duruma düşürdü. Çocuğun hakkıdır güzel isim almak. Ananın babanın görevidir güzel isim koymak. Güzel isim koymazsan davacı olacak. Ondan sonra gelecek tabii, saklayamıyorsun ki, koymuşsun. O dava için seni yakalamaya gelince oğlum kızın, sen de kaçacaksın. Oğlum kızım geliyor. Yevmen yefirrul mer'u min ahihi ve benihi ve sahibeti. Karından kaçacaksın, oğlundan kızından kaçacaksın, arkadaşından kaçacaksın. Vaktiyle dünyada böyle şeyler söylemişsin ona. Geliyor, kaçın, ben saklanayım diye kaçacaksın. Eynel meferr. Kaçacak yer var mı? Saklanacak yer var mı o zaman? O zor durumlara düşme. Oğluna kızına güzel isim koy. Ey baba, ey ana. Güzel isim, ey dede. Güzel isim koy. Böyle saçma sapan isimler koyma. Efendimizin şeysi bu. İsteği bu. Evet. Türkçe'de bazı kelimeler var, söyleyemiyorum bu kürsüde. Değil mi? Öyle de adamlar öyle alınmıyor. Üçkağıtçı bilmem ne, bilmem ne filan. O kelimeleri söyleyemiyorum. Onlar da var hala. Ya sen Müslümansın güzel kardeşim. Böyle isim konur mu? Böyle isimle anmak da doğru değil. Üçkağıtçı Ali, Öküz Mehmet. Evet, çok var yani. Yani böyle nesebi karışık kelimeler de var biliyorsun. Yani bunlar dinimize sığmaz. Güzel isimlerle çağrılacaksınız. Güzel isim koyunuz çocuklarınıza. Güzel isim. Evet, Peygamberimizin hanımlarının ismi var. Adem Aleyhisselam hanımının ismi var, değil mi? Bu isimlerden koyun. Güzel isimlerden. O vesileyle siz ne diyorsunuz? 40 defa ne dersen öyle olur. Güzel Hatice diye diye, belki Hatice namazı gibi güzel kadın olur kızın. Hatice koy ismini. Ne kadar mübarek kadın Hazreti Hatice anamız. Ölürken Allah Cebrail'i göndermiş. Peygamberi konuşabilir Cebrail'le. Peygamberimiz gelmiş, Allah'ın selamı demiş Hatice'ye ölmek üzere. Ben ona gitmeye yetkim yok demiş. Sen git söyle Allah'ın selamını. Böyle mübarek bir kadın Hatice. Sen de kızın Hatice de. Ayşe dininizin üçte ikisini Ayşe demiyorum. Fatıma de. Ne güzel. O vesile hep Fatıma anamız aklına gelir. Fatıma anamız gibi güzel bir kadın olur. Ne güzel olur. Böyle uydurma kelimeler. Şimdi moda. Evet. Çok enteresan isimler var. Bana gelen şeyler. Çok enteresan. Bunlara dikkat edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Tirmizi Ebu Hureyre Hazretlerinden bu hadisi nakletmiş. İnneküm fî zemânin ulemâhu kesir. Siz öyle bir zamandasınız ki ey ashabım, ashab döneminde hitap ediyor. Ulemâhu kesir. Alimleri çok. Herkes alim. Yani peygamberin yanında köle möle ama peygamberi görmüş sahabidir arkadaş. Senin bugünün en büyük alim onun ayak tozu olamaz. Peygamberden öğrenmiş, öğrendiğini. Sahabi adını almış. Allah da övüyor sahabileri Kur'an'da.
Ya bu aslı köle filan deme sakın ha. Evet, onlara günü biliyor. Benden çok iyi biliyor arkadaş. Alimlerden çok iyi biliyor. Peygamberden kaynağından almış çünkü. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Öyle bir zamandasın, alimleri çok. Kutaba uhu kalil. Konuşanı az. Neden? Herkes alim. Kime konuşsun? Siz şu hadisleri okusanız dinler misiniz beni? Bir şeyle öğrenelim diye bekliyorsunuz burada. Bak rahatınızı bozdunuz. Diki düzmüşsünüz de. Dizim uyuşuyor, ağrıyor ama bir peygamberin sünnetini öğreneyim. Bir haram helal bilgisi öğreneyim diyor. Bilsen biliyorum zaten ne var demez misiniz? Evet. Onun için konuşan yok. Herkes biliyor. Sahabiler hepsi biliyor. Tabii sahabelerin de dereceleri var da. Ama en şaşkını bile bizden iyi. Onu söylemek istiyorum. Evet. Men evet hutubay kalil men tereke fihi uşra ma ya'lemu heva. Evet. Bu devirde bildiğinin onda birini terk eden sapıtır. Dalle. Sapıtır. Bildiğinin onda birini sahabilerden birisi yapmasa onda birini. Dokuzunu yapıyor. Onda birini yapmıyor. Sapıtır diyor. Herkes böyle biliyor. Ve seyyetti alen nasi zamanın. Ama insanlara öyle bir zaman gelecek. Evet. Bu peygamber devri, ondan sonra tabiun devri, ondan sonra tebe-i tabiun devri, bu mezhep imamları o devirlerden işte. Onlardan sonra olan devirlerde öyle bir devir gelecek ki Müslümanların yakıllı ulemahu, bileni yok, bilen çok az. Parmakla gösterilecek kadar az. Bileni yok. Bilen olmayınca ve yeksürü kutaba, konuşanı çok. Bileni yok, konuşanı çok. Çünkü herkes, ne diyeyim hoca? Ne diyeyim hoca? Çok konuşulacak. Ötekinde herkes bildiği için konuşmaya değil, tatbikata bakıyor adam. Şimdi de böyle, konuşanı çoktur. Men temesseke fihi bi uşrime ya'lemü necam. Bu devirde bildiğinin onda birini uygulasa herif yakayı kurtarır diyor. Bu devir o devir arkadaş. Din adamı bile doğrusu bilmiyor. Mesela güzel Kur'an'ı okumak mutlaka gerekli ama yetmez. Güzel Kur'an okuyor, fıkıh bilmiyor imam. Mesela secde diyor peygamberimiz, bu vesile söyleyeyim. Secde 7 aza üzere yapılır. 1 alın, burun, yüz, 1. 2 el, 3. 2 diz, 5. 2 ayak, 7. Peygamberin sözü bu. Ben gördüm. Şimdi siz ayağa kalktığınız zaman ayak yere diyecek, yani peygamberimizin şeyi, emri bu. Ayağınızın neresi yere değer arkadaş? Üstü mü, altı mı? Altı değil mi? Öyleyse secdede ayağın altını yere değdireceksin. Böyle koyacaksın, böyle kaldıracaksın ayağını. Oturduğun zaman secde. Şimdi adama bakıyorum ben, sırtını koyuyor ayağını. Hem de bu imam. Hadi kalkın ayağa bakayım. Ayağınızın sırtında bir ayakta durun bakayım. Var mı öyle bir yiğit var mı? Ayağınızın sırtı üzerinde dikele binen var mı içinizde? Peygamber diyor ki ayağınızı yere değdirin diyor. Kanı mı? Öyleyse sen ayağın sırtını yere değdirirsen ayağın yere değmiyor. Değmeyince de namaz yok. Çünkü namaz 7 aza üzere olur diyor. Baş, 2 el, 2 diz, 2 ayak. Hocam ben 60 yaşında namaza başladım. Ayaklarım böyle kıvrılmıyor. Kireçlenmiş. Zarureten baş parmak, diğer parmaklar değmeli.
Böyle yaparsanız yine secde olmaz. Tabii ben bu kafamdan uydurmuyorum. Hadis okudum. Uduri var. Onun şerhi var Cevher'e diye. Net söylüyor. Yine Peygamberimiz bunu parmaklar yere değsin, kıbleye dönsün diye hadisi var. Secdede bütün azalar kıbleye döndürülsün diyor Peygamberimiz. Ayağınızı ters koyarsanız parmaklarınızın ucu nereye döner? Kuzeye gider değil mi? Halbuki Peygamber diyor kıbleye döndürün diyor. Mecburen böyle koyacaksın, böyle yapacaksın, kıbleye dönsün parmaklar. En azından şöyle ucu değecek. Aksi kıble. İşte ben öyle imam gördüm ki ayağının tersini secdede yere koyuyor. Şimdi söylesem kavga çıkacak. Fitne çıkacak. Söylemedim. Kendim namazı yeniledim. Ama müftiye dedim ki arkadaş git o imama bak. Onun namazı namaz değil. Sana bir şey yok korkma. Sorumlu müftü. Fıkıh bilmiyorsa ona göre onu eğitecek veya onun görevini değiştirecek. Sen git camiye. Sen de bilmiyorsun çünkü bu işi. Hani fıkıh bilen yok şimdi. Hep böyle güzel sesle iş bitmiyor. Haram mı helal mı? Namazın 12 farzı var. Bu 12 farz yoksa namaz olur mu? Adam istediği kadar yatsın yuvarlasın sabaha kadar. Namaz kılmış olur mu? Olmaz. Boşuna yatar kalkar. Kanunu bu. 12 tane farzı var namazın. Evet, secde de böyle, rükû böyle, kıyam böyle. Evet. Kıraat, hiç sorma. Elhamdülillah okuyorum ben şimdi. Elhamdülillah diyor. O R mi o ya lan o? Elhamdülillah diyor. 60 yaşında adam. Bu namaz olur mu yahu? Elhamdülillah değil mi o? Ya bilmeden olmaz. Vallahu'l halikul halik hırlıcısın. Vallahu halikul bari'ul musavvir. Kur'an böyle. Vallahu'l halikul dersen yaradan halik olur berber arkadaş. Halik berber demek. Böyle imam gördüm ben. Ali hamidü lillahi diyor okuyor. Evet, Eli Hamidü Lillahi ule. Eli Hamd, Hamd Allah'a mahsus. Şüphesi var adamın. Arapça bu. Elhamdülillah diyece Eli Hamdü Lillahi Allah'a mahsus ham. Soru soruyor, inanmıyor. Evet, ne kadar işler karışık görüyor musunuz? Bilmeden olmaz. Bilmeden olmaz. Şimdi çok konuşan var. Konuşmakla iş bitmez. Bilerek konuşacaksın. Bildikten sonra zaten çok konuşmaya gerek yok. Bilen olmadığını çok konuşacaksın. Konuşanı çok olacak, bileni az olacak. Öyle zaman gelecek diyor. İşte o zaman bildiğiniz onda birini yaptınız kurtulacaksınız diyor. O kadar sıfır bilgi. Güzel Peygamberimiz öyle söylüyor. Evet. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Zerr-i Gıfari. Yeraltı Camii'nde yatıyor. Kabri orada bilmiyorum. Ben İslam tarihçisi değilim. Ama orada kabri var. Gidin ziyaret edin. Yeraltı Camisi'nde Karaköy'de Ebu Zerr-i Gıfari orada makam mıdır bilmem. Orası karışmam. Ama Ebu Zerr-i Gıfari Gıfar kabilesinden bir zat bu. Yalnız geldi. Yalnız yaşayacak. Yalnız ölecek demiş Peygamberimiz. Çok zeki adammış, akıllı. Anası babasının putuna tapmamış. Mantı demiş, ondan taşa toprağa tatılmış ama kimseye de bir şey diyemiyor. Evet. Bekar geçmiş ömrü. Cihatlarda koşmuş, yalnız yaşamış. Yanında hizmetçisi var. Savaşlardan kalan esirlerden ona bir hizmetçi vermişler. Yalnız çölde gelirken öleceğini bilmiş. Oğlum demiş, ben öleceğim, benim cesedimi demiş yolun üstüne koy. Bu yoldan demiş, Abdullah Mesud gelecek. O benim demiş,
Köle ne bilsin, hizmetçi ne bilsin namaz kıldırmayı, teçhiz, tekfini? O benim demiş cenazemi kaldırır ve ölmüş. Ondan sonra götürmüş, ölmüş, götürmüş hizmetçisi, koymuş cesedini. Deve kervanı da ya leyli, ya leyli geliyor. Kenarda duruyor hizmetçi. Deve ne bilsin ya, adamın cesedini, ceset olduğunu, insan olduğunu. Bakmış çiğneyecek, kimsenin haberi yok. Ceset orada, yolda. Durun ya demiş, durun. Peygamberin ashabından birisi yatıyor ya burada demiş. Önünüze bakmıyorsunuz, adamı çiğneyeceksiniz. Abdullah Mesud o kervandaymış. Başlamış ağlamaya. Neden ağlıyorsun üstad demişler. Alim adam, fıkıhçı adam. Peygamber buyurmuştu. Ebu Zer yalnız geldi, yalnız yaşayacak, yalnız ölecek. Efendimizin mucizesi gerçekleşti demiş. Almış tabii, tekfin etmiş, yıkamış, defnetmiş. Evet, Allah ondan razı olsun. Şefaatlerini bize nail eylesin inşallah. Evet, Efendimiz şöyle buyuruyor. İnneküm el-yevm, bugün siz ala dinin, öyle bir din üzeresiniz ki muazzam bir din, İslam tam Kur'an üzere yaşanıyor. Muallimler Muhammed Mustafa. Problem yok. Her problem çıkan peygamber gidiyor tak tak soruyor. Ya böyle bir mutlu bir devir. Din hükümleri aynen uygulanıyor. Herkes gece gündüz İslam'a göre yaşıyor. Çok güzel, muazzam bir din üzeresiniz. Ve inni mükâsirun bikümül ümem. Ben böyle Müslümanlarla bu dine sahip, bu dinin itikadı üzere olan, bu dinin hükümlerine göre hayatını idame ettiren müminlerle övüneceğim. Övüneceğim. Mahşerde en çok benim ümmetim olacak. En kalabalık benim ümmetim olacak diyeceğim. Hani izlersiniz de var mı arkadaş? Sizde var mı bu kadar? Mesela arkadaş samimi hava oluyor ya. Övüneceğim diyor. Evet. Peygamberimiz hürmetine yaratılmış kainat. Ama bu ne zaman olmuş biliyor musunuz? Bir gün durarken sahabilere demişler ki Efendimiz mahşerde Adem Aleyhisselam'a Allah görev verecek. Şu insanlardan cennetlik olanları seç. Ne kadar seçeyim ya Rabbi? Hadis bu. 1000 kişide bir kişi. 1000'de bir cennetlik. Sahabiler gece gündüz peygamberin izinden giden güzel insanlar başlamışlar, kahrolmuşlar üzüntülerinden. 1000'de bir için nasıl girelim? Ta Adem'den kıyamete kadar. Nasıl girelim 1000'de bir içine? Beni İsrail'de 80 sene cihad eden adamdan bahsetmiş peygamberimiz. Ama biz 80 sene yaşamıyoruz ki. 60 yaşında vefat etmiş peygamberimiz. Çoğumuz 60, 70, 80 orada gidiyor. Allah hayır uzun ömür versin de. Ama eskiden Adem 1000 sene yaşamış aleyhisselam. 1000 sene. Nuh aleyhisselam 1450 sene yaşamış. İbrahim aleyhisselam 300 sene yaşamış falan filan. Ama şimdi nerede? Efendimiz 63 sene. Ama peygamberimiz üzülsün, Allah razı olur mu? Sahabi üzülmüş. Onda üzülünce onun hocası muallim Muhammed Mustafa üzülmüş. Allah razı olur mu hiç? Evet. Hemen vahyetmiş peygamberimize. Cennetin 1/4 sizden demiş. Allah bana bildirdi. Üzülüyorsunuz hani 1000'de 1'e giremem diye. Cennetin 1/4 sizden demiş. Allahu Ekber demişler. Sevinçlerinden zıplamışlar. Allah'a teşekkür sadedinde. Cebrail bir daha gelmiş.
Cebrail bir daha geldi demiş. Sizin Allah'a hamdinizden, onun tekbirinizden, sevincinizden yarısı sizden olacak dedi demiş. Daha çok zıplamışlar sevinçlerinden. Şükür Allah'a demişler. Hani binde bire giremeyeceğiz diyken gene Allah bir daha göndermiş Cebrail'i. Kalan yarısı da bölüşeceksiniz demiş. Dörtte üçü bizden olacak elhamdülillah. Diyor ki Peygamberimiz, düşük çocukla bile diyor gurur edeceğim diyor. Sayıya o da girecek. Hani hanım hamile düşüyor çocuk ya. O çocuk düşüğünle bile diyor sayıya girecek diyor. Ben onunla gurur duyacağım. Müslümanlarla müminler benim ümmetim bu kadar çabuk. Ve inni mükâsirun bikümül ümem. Onun için evet. Tenâselû, tekesserû. فَاِنِّ اُبَاهِي بِكُمُ الْيَوْمَ يَوْمَ الْقَيَامَ وَلَوْ بِالسَّقْتِ Hadis bu. Evlenin. Çok çocuk yapın. Düşük çocukla bile ben sevineceğim. Diğer peygamberlere bu kadar ümmetiniz var mı diyeceğim. Gurur duyacağım. Peygamberi sevindiren adam ateş yakar mı? Çok çocuk yapın diyor yani. Çok çocuk yapın diyor. Bir tane yapıyor herif, bayağı hiç yapmıyor. Kim bu? Amerikalı. Kim bu? Avrupalı. Ben geldim oralarda. Evet. Jacques Chirac. Duydum televizyondan. Fransız kadını çocuk yap. Bağırdı herif. Çocuk yapan yok. Köpek besliyor kadınla, Fransız kadını. Çocuk yapmak zahmetli, zor diye. Köpek besleyerek o şey duygularını tatmin ediyor. Çocuk yapan yok. Amerika'da bizzat televizyondan duydum. Çocuk yapanlara çok para veriyorlar. O kadar çok para veriyorlar ki. 13 çocuğu olan bir siyahi çıktı televizyona. İçişleri Bakanı, bir de zengin fabrikatör. Zencinin hiçbir işi yok. 13 çocuğu var, limüzinle yaşıyor. Villalarda yaşıyor, çocuk parasıyla. Devlet teşvik olsun diye, çok çocuğun yapın diye muazzam para veriyor. Yine de yapmıyorlar. Ümmet-i Muhammed, efendim bu sesi kulak vermeli. Çok çocuk yapın, çokluğumuza ben sevineceğim. Peygamberi sevindireni Allah sevmez mi? Çoluk çocuğunu beslemek için helalinden terleyen adamı Çanakkale'de savaşan gibi muameleye tabi tutacak Allah. Öyle günahlar var ki diyor, ancak çoluk çocuğunun nafakasını sahibi temin için terlemen sildirir. O kadar muazzam. Yani buna dikkat edeceğiz. Nüfus demek, güç demek. Nüfus çoğaldıkça kimse seni yan bakamaz. Efendimizin sözleri ne kadar zoru. Evet, neyse. Efendimiz sözünü biz söyleyelim. Siz bugün muazzam bir din sahibisiniz. Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere övüneceğim. Fela temşu ba'di el kahkari. Ben öldükten sonra, ahirete Rabbime kavuştuktan sonra, müşriklikten geldiniz, putperestlikten geldiniz, kafirlikten geldiniz, beni övündürecek Müslüman oldunuz. Ben öldükten sonra geri gitmeyin diyor. Gavurluğa dönmeyin diyor. Bu dine devam edin. Çoluğunuz çocuğunuz öğretin İslam'ı. Müslüman yetiştirin. Müslümanlık üzere yaşayın, yaşasınlar kıyamete kadar. Sakın ha! Ama işte gördünüz, berber dükkanı, lanet berber. Adı Müslüman, Nemrut dükkanı bilmem ne. Olur mu yahu? Sen Müslümansın yahu. Allah'ın düşmanının adı verilir mi dükkana? Lanet ne demek? Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak demek. İnsan öyle ad verir mi dükkanının adına? Ne hale gelmişiz? Geri gitmeyin diyor. Aynı benim size öğrettiğim Kur'an yolundan sapmayın.
İslam üzere yaşayın, çoluk çocuğunuzu öyle yaşatın. Ahmed bin Hanbel, Cabir Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Onun için çocuklarınızı şimdi İmam Hatip okullarına, her sahada adam lazım bize. Hiç ötekilere kötü demiyorum. Ben bir din adamı olarak çocuklarım oturup da İslam şartı 5, iman şartı 6 demedim arkadaş, diyemedim. Size vaaz ederken onlar dinliyor öyle. Vaktim olmadı. Sen bakkalsın, tüccarsın, avukatsın, mühendissin. Sen nereden oturup da? Ben bile diyemedim ya çocuğuma. Halbuki bu anam babanın çocuğuna namazı, abdesti, imanı, İslam öğretmesi farzdır. Hesap verecek. Allah öyle söylüyor canım. Ve'mur ehleke bis salati. Karına, oğluna, kızına namaz kıl de ey mümin. Allah'ın emri bu. Bakın resmi tefsire. Ve'mur, emret ehleke, karına, oğluna, kızına bis salati, namaz kıl de. İslam'da örtünmek farzdır de. Avret mahallini kapat de. Haram yeme de. İçki içme de. Allah'ın emri bu yahu. Cevat Hoca'nın emri değil. Mecbursun buna. Ben diyorum fırsat bulamadım sıraya koyup da. Ben olsam ben de çocuklarımı hep İmam Hatip'e gönderdim. Ondan sonra kim mühendisliğe gitti, kim doktorluğa gitti güle güle. Yani babalık sorumluluğumu böylece kurtuldum. Sana yol gösteriyorum. Ondan sonra nereye giderse gitsin. Bir o dini gusül, abdest, haram, helal öğrensin. Öğretmek zorundayız. Öteki taraflarda ders konduysa onu bilmiyorum tabii. Yani ben tamam, bize doktor da lazım, mühendis de lazım. Şunu takan adam da lazım. Şuncu da lazım. Yoksa ben göremiyorum bak. Her sahada insanlara hizmet eden aynen benim hizmetimi, sevabımı alır. Ama dininden, imanından haber yoksa işler karışıyor. Onu söylemek istiyorum yani. Biliyorsan dini temeli ver, ondan sonra nereye giderse gitsin. Evet efendim. İnneküm çekevtüm cedbe diyarikum. Evet. Bu saat bozuk mu arkadaş? Hiç çalışmıyor. Hala 4. Onu bakarak boyuna gidiyoruz biz. Ya. Ya. Neyse şu hadisi okuyayım müsaadenizle. Evet, Efendimiz buyuruyor. İnneküm şekevtüm cedbe diyarikum. Memleketinizde yağmur yağmadığından şikayet ettiniz bana. Vestihar el matar. Yağmur yağmıyor, zamanda yağmıyor, geç yağıyor dediniz. An ibbani zemanihi. Zamanda yağmıyor. Anküm. Vakat emarekumullah azze ve celle bir dua. Allah dua etmenizi size emretti. En yestecibe leküm ve kabul edeceğini de söyledi. Üd'uni estecib leküm. Mümin suresi 60. Dua edin, kabul edeyim. Ayet budur. Yani yağmur yağmadığı zaman yağmur yağdığına Allah, Allah'a dua edin. Kuraklık var diye şikayet ettiniz diyor. Allah'a dua edin. Bırak hocam, hangi devirdeyiz yahu? Su buharı yukarıya çıkar, soğuk tabaya rastlar, yağmur olur. Ben hayır mı dedim? Allah'ın her yaptığı bir sebebe bağlanmıştır. Bunu olsa düşer değil mi? Bu kanunu kim yarattı? Bu düzeni kim kurdu? Allah. Bunu sen yer çekim diyorsun. Allah Kur'an'da sünnetullah diyor buna. Su buharı yükseğe, soğuğa çıktı mı yağmur olur, kar olur, dolu olur diyen de Allah. Bu düzeni Kur'an'ı. Yağmur yağdıran Allah. Görevlileri var. Yağmur meleği var, dağların meleği var, şunun meleği var. Emrediyor, yağdırıyor. Dikkat edin.
şuraya yağıyor, bu tarafa yağmıyor. Şu tarlaya yağıyor, bu tarafa yağmıyor. Ulan orada bir gergi mi var, ne var? Bu tarafta bir şey yok. Deli yani, emirle oluyor bu işler. Şu tarafa ver, bu tarafa verme demiş. Şu tarafta yok yahu. Siz ziraat yapmadınız, ben yaptım. Şu tarlada var yağmur, bu tarlada bir şey yok, damla yok. Emirli oluyor bu işler. Neden yağmur yağmaz? Zina çoğalır. Zulüm çoğalır. Haksızlık çoğalır. Rüşvet çoğalır. Yalan çoğalır. Homoseksüellik çoğalır. Allah'ın kızdığı, gazap ettiği şeyler çoğaldı mı? Allah böyle çeşitli yerlerden sizin boğazınızı sıkar. Onun için diyor Peygamberimiz, Allah'a dua edin diyor, yağmur yağmadı demeyin diyor, dua edin. Onun için yağmur duası vardır İslam'da. Evet, yağmur duası vardır. Ve de insanlar zaten böyle çok şey olursa, bu yağmur öyle kesiyor Allah da kızdığında, iyi adamları oraya getirmek lazım. Allah'ın kızdığı şeyleri ortadan kaldırmak lazım. Ondan dolayı yağmur duası edileceği zaman Anadolu'muz ne güzel insan. Toplu yemek verirler. Dargınlar barıştırılır yemekte. Merhaba, merhaba. Kim güden varsa, dargınsa insanlar birbirleriyle şu grup bu gruba selam vermiyor. Yağmur yağmaz arkadaş. Para kazanamazsınız. Bereket olmaz. Sıkar Cenab-ı Hak sizi. Onun için Anadolu insanımız yemek verir. Değil mi? Herkes katkıda bulunur. Sarmaş dolaş bir yemek yenir. Topluca memlekette helallaşılır, kucaklaşılır, dargınlık giderilir. Ondan sonra hatta elbise ters giyilir. Yani gururdan kurtulmak, kendini şey duruma düşürmek için, Allah'ım bizi affet işte ben böyle zelil herifim demek için ters giyilir ki aşağılama, kendini aşağılıyor anlamına. Evet, şimdi onlar yapılmıyor herhalde de. Ve yüksekçe bir yere çıkılır, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. Dua edin, Allah kabul edeceğim dedi. Ama hizaya gelin, dua o demektir. Allah'ım biz ettik, sen etme. Dua budur. Acizimizi, günahkarlığımızı kabul ediyoruz. Suçumuzu kabul ediyoruz. Adem babamız da böyle dua etti, kurtuldu. Cennetten kovulunca Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekûnenne minel hâsirîn. Kur'an'da ayettir. Adem babamız Sri Lanka'da, Serendip Adası'nda, Havva anamız Cidde'de, ey Rabbimiz kendimize yazık ettik, zulmettik. Sen bizi affetmezsen biz mahvolanlardan oluruz diye 300 sene kanlı gözyaşıyla tevbe ettiler. Arafat'ta buluşturdu. Müzdelife'de evlendiler. İnsan nesli devam etti. Yani böyle olduğu zaman dua edin, tevbe edin. Günahlarınızdan vazgeçin, tevbe istiğfar edin. Gözyaşı dökün, dua edin. Hocam bizim gözümüzden yaş gelmiyor ki. Gözünden yaş gelecek adam getirin lan aranıza. Evet. Onun için kuzuları götürürler. Dikkat edin. Yağmur duasında kuzular, oğlaklar, buzağılar şöyle götürülür. Analarından ayrılır. İnekler de, koyunlar da, keçiler de şu taraftan gider. Birbirlerini görürler. Dedikçe der. Onların melemesi, günahı yok. Allah'ın rahmeti coşsun, merhameti gelsin Allah diye. Çocuklar bu tarafa, anıların bu tarafa, çocuklar ağlasın, masum çocuklar da Allah onu acısın da gazabını rahmetine döndürsün diye böyle işlemler yapılır. Veya Hazreti Ömer'in yaptığı gibi. Hazreti Ömer'in zamanında da böyle şey olmuş. Yağmur duasını çıkalım demişler. Hazreti Ömer gibi mübarek bir adam bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'a demiş ki radıyallahu anh, amcası Abbas muhteşem bir insan. Peygamberin amcası demiş.
Gel de demiş sayende bir yağmur görelim senin vesilenle. Yani dua edenlerin arasında bir güzel adam bulundu mu? Evet, şimdi namaz kıldık. Allah kabul etsin. Onun için camiye koşun. Böyle ders dua ettirildiği zaman, namaz kılındığı zaman, bunlar Buhari hadisi. Size aktarıyorum. Kardeşlik görevimi yapıyorum. Sizi sevdiğim için. Şimdi siz buraya niye geldiniz? Dini öğrenmeye, Peygamber sünnetini öğrenmeye. Evet. Meleklere buyurulmuş ki, Buhari Müslim hadisi bu. Meleklere bu maksat için buraya gelen bütün müminlere günahını silin. Melekler dermiş ki, ya Rabbi, aranda şöleleri var. Sadece öğrenmek için gelen değil de şu maksatta gelenler var, yamuklar var. Asın. Benim güzel kullarımla yan yana oturduğu için onları da sildim. Hadis böyle arkadaş. Onun için camiye gidin. Bu kadar adamın içinde bir tane sağlamı yok mu yahu? Yoksa dünya yıkılır. Camiye gidin. Cemaatle namaz kılın. Cemaatle dua edin. Yağmur duasını böyle cemaatle gider. Abbas'ı çağırmış. Peygamber amcası demiş. Gel demiş sayende bir yağmur gelsin. Hakikaten dua etmişler. Beyefendi, hikaye değil bunlar. Bilimsel kaynaklarda yazıyor. Evlerine gelememişler. Sel almış ortalığı. Çölde yahu. Çölde. Ama eden ağız Abbas. Dua eden ağız Ömer. Allah bizi ıslah etsin. Onun için toplu dua edilir ki arasında bir Allah'ın sevdiği kul varsa hepsini ondan sayıyor. Geçerli kabul ediyor. Onun için yağmur duası İslam'da vardır. Vardır. Haklar helalleştirilir. Zulümler önlenir. Burada öyle söylüyor. Haklar, insanlar helalleştirilir. Dargınlar barıştırılır. Ve böyle arz ettiğim şeyler yapılır. Ondan sonra iki rekat namaz kılınır. Cehren okunur onda. Ve namazın arkasından hoca kalkar orada bir hutbe irad eder, kürsüye çıkmaz. Orada ayakta, evet, 3 gün çıkılması tavsiye edilir. Hani oyun 3'e kadar deniyor ya, Kur'an'da vardır o da. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam buluşmuşlar. Birinci de özür dilerim demiş, ben unuttum. Peki, bir daha yapmışlar, yine unutmuş, yine yanlış yapmış. Peki demiş. Üçünde demiş, oyun 3'e kadar demiş. Bundan sonra yok arkadaş. Kur'an'da var bu. Evet, 3'e kadar 3 gün çıkılır. İyidir. Tövbe edilir. Sadaka verilir. Evet. Zulümler önletilir. Dargınlar barıştırılır. Kucaklaştırılır. Allah'ın merhameti dilenir. Allah'tan istenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurduktan sonra şöyle buyurmuş. Yağmur duasında. Evet. Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. İc'alna sinine kesin Yusuf. Yusuf Aleyhisselam biliyorsun kıtlık seneleri oldu. Sonra da mümbit seneler oldu, kıtlık seneler oldu. Senelerimizi öyle yap ya Rabbi. Kıtlık seneler geçsin, güzel seneler gelsin. Evet, öyle deyin. Ondan sonra en istecabe lekum kabul edilir duanız. Çünkü Allah üt'uni estecib lekum, dua edin kabul edin buyurdu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Dua böyle, Peygamber'in duası. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim. Merhametli. Dünyada gavuruna da veriyor, müminine de veriyor. Ahirette müminlere cenneti veriyor. Gavurlara yok. Rahman, Rahim bu demek. Merhamet sahibi Allah. Maliki yevmiddin. Allah'ı övüyor Peygamberimiz. Elhamdülillah Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi Allah.
لا إله إلا الله يفعل ما يريد. Allah'tan başka ilah yoktur. Dilediğini yapar. Böyle Allah övdükten sonra Allahümme entallah, sen Allah'sın. La ilahe illa ent, senden başka ilah yok. Entel ganiyyu, sen ganisin. Ve nahnul fukara, biz fakirleriz. Evet, in enzil aleyna el gays, bize yağmur yağdır. Bereketli yağmur ver ya Rab, buyurmuş. Vec'al me enzelte lena kuvveten ve belagan ilahin, bize yağdığın yardım yağmur kuvvet olsun, bizim sana itaat etmemiz için güç kuvvet olsun, bizi oraya sevk etsin diye dua etmiş bir keresinde hutbede. Bu meydanda hutbe okuyor Peygamberimiz. İnşallah Uhud'a gidersiniz. Uhud'un yanında hala o çayı kapatmıyorlar. Orada sel akan çay var. Nehir var hocam. Yok lan. Hatıra olarak saklıyorlar. Eskiden orası, şimdi asfalt mı vardı eskiden? 69'da mesela ne asfalt vardı ne bir şey. Dere. Peygamber zamanı dere. Birisi gelmiş, Bedevi'nin birisi. Bedevi ama sahabi yani. Bedevi değil, küçümsemeyin. Ya Resulallah demiş, ekinlerimiz kurudu, ot bitmedi, davarımız aç, koyunumuz aç, devemiz aç, sütsüz, açlıktan kırılıyoruz, yağmur yok ya Resulallah. Allah meskine, Allah meskine el gays, hutbede. Cami o zaman betonarme değil böyle. Kerpiç, üstü hurma dallarından ve hurma dallı toprak böyle. Daha Peygamberimiz inmeden Allah öyle bir yağmur vermiş. Hutbeden inerken diyor ki sahabiler, sakalından diyor şarıl şarıl sular akıyordu. Allahu Ekber. Gitmiş adam, bir hafta yağmış yağmur böyle. Aynı adam yine gelmiş ertesi hafta hutbe okurken. Ya Resulallah her taraf sel bastı demiş, yeter gari demiş. Allahum havaleyna la aleyna. Çevremize ver, üstümüze ver deyince bulutlar dağılıvermiş dağlara. Bir hafta o Uhud'un önündeki çaydan sel akmış. Onun için kapatmıyorlar. O hatırayı yaşatmak için. Bir hafta sen de ona güzel, biz de ona güzel ümmet olursak dua edin, vereceğim diyor Allah. Allah bizi ıslah etsin. Haramdan korusun. İtikat bozukluğundan korusun inşallah. Yani yağmur duası vardır. Bu zulmün, kinin, haramların çoğalması, zinanın alenileşmesi kıtlık sebebidir, bereketlik sebebidir. 5000 verse maaş yetmez. Yine şikayet edersin. Düzelmemiz lazım efendim. Düzelmemiz lazım. Bereketini göreceksek, huzur göreceksek. Şimdi sendikacılık var, bilmem sokağa dökülüyorlar. Arda değil. Düzelmemiz lazım. Homoseksüellik kalkmalı. Zina yaygınlaşmışsa kalkmalı. Alenileşmemeli. Kindarlık kalkmalı. Birbirimize beddua etmemeli. Kin beslememeli. Allah'a suçumuzu itiraf etmeli. Helal lokma yemeli. Rüşvetçilik ortadan kalkmalı. Bereket olur, yağmur olur. Aksi halde kıvrandırır Allah işte böyle. Ama böyle durumlarda gene tövbe istiğfar, Allah tevvaptır, tövbeleri kabul eder. Tövbe istiğfardan ibaret olan yağmur duası da vardır. Şimdi size ben de o hadisi arz etmeye çalıştım. Bu hadisi Ebu Davud Hakim Müstedrek'inde Ayşe radıyallahu anha validemizden naklettiler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatine bizleri nail eylesin inşallah. Subhan rabbiyal aliyyil alil vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle. Dersimiz rızanla muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz süveri celileyi, ayatı Kur'an'ı dergah izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhu pakine hediye edik. Vasıl eyle.
şefaatine bizi nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervai paklarını hediye ettik vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Efendimizin ve tüm peygamberlerin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullahi teala aleyhi mecmain efendilerimizin erva kutsiyelerine de hediye edildik vasıl eyle. Şefaatlerine bizi nail eyle. Tüm ahirete irtihal eden mümin ve müminat, müslüm müslümat tümünün rahmetullahi aleyhi mecmain ervahını da hediye edildik vasıl eyle. Özellikle eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız diğer üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin ervahiyle beraber şuracı tutulan biz aciz günahkar kulların geçmişlerinin ervahını hediye edildik vasıl eyle. Bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden şüheda, sıkıntılara katlanan guzat, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getiren güzel eserler diken ashab-ı hayrat, tın ervahı ve arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahına hulasa tüm geçmişlerimizin ervahını hediye edildik vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, hayatımız boyunca hayırlarda yarışan, istikamet üzere yaşayan, Kur'an'ın izinden giden, Muhammed Mustafa'nın sünnetlerini rehber edinen ve iki cihanda yüzü ak çıkan, özü sözüne, kavli fiiline uygun, dürüst Müslümanlar da olmayı bize nasip eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm Muhammed evladını şerlerden, belalardan muhafaza eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarını şifalar lütfeyle. Darda kalanlarımızı imdad eyle. Borçlularımızı edalar nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahimin, ümmeti Muhammed'e merhametinle, lütfunla, affınla, setrinle muameleyle Ya Rab. Bizim de gönlümüzde, kalbimizde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma Ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle. Şu dualarımızı da salih kulların ettiği ve hoşnutlukla kabul buyurduğun güzel dualar arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an, güzel okumayı da nasip eyle. Ahkamına göre amel etmeyi de nasip eyle ya Rab. Akıbetimizde hayr eyle ya Rab. Subhanakallahu ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة